Hepimizin yorumu üzerine Ümit Özdağ'dan bahsetmiştim. Oda TV'de de bir röportajı yayınlandı Ümit Özdağ'ın. İşte manşet. Bu beklenmedik bir saldırı değildi ne yazık ki. Bir süreden beri Taksim'de bir saldırı yapılacağına dair ciddi bir istihbarat olduğu anlaşılıyor. Çünkü en az 15 günden bu yana devletin bütün istihbarat ve güvenlik sistemleri bu bölgede bir yoğunlaşma gerçekleştirmişler. Tabii kimin saldırdığına veya bu saldırıyı organize ettiğine dair şimdi patlama sırasında kendisi Suriye'de olan Süleyman Soylu'nun bir açıklama yaptığını, bazı imalarda bulunduğunu duyduk. Gerçekten Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi bu hadisenin arkasında bahsettiği devlet mi var? Yoksa bir başka devlet ve bu devletle mi bağlantı var? Önümüzdeki günlerde bunun ortaya çıkacağını göreceğiz. Çünkü benim edindiğim bilgi Süleyman Soylu'nun edinmiş olduğu ve kamuyla paylaşmış olduğu bilgiden oldukça farklı gözüküyor. Şimdi bu Ümit Özdağ'ın açıklamaları. Bana gelen bilgiler ki Ümit Özdağ hani devlete, istihbarata yakın, daha doğrusu kaynakları olan da bir isimdir. Ama bunun dışında, yani Soylu'yla benim bilgilerin farklı açıklamasının dışında Oda TV'de Pınar Saraçoğlu'na da konuşmuştu. Orada da bu eski tarihli seçim dönemlerinden önce 2015-2016 dönemindeki terör saldırılarına ilişkin Ahmet Davutoğlu'na bir takım eleştiriler ve çağrılarda bulunuyor. Oda TV'deki Pınar Saraçoğlu'nun yaptığı röportajda Ümit Özdağ efendim. Bu da dikkatimizi çekti. Önemli detaylardan bir tanesi diyelim. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Bu arada Funda, Funda Çıplak da diyor ki günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İstediğimiz sadece bir parça huzur, onu elimizden almasınlar diyor Funda Çıplak bize göndermiş olduğu mesajda. Türk günden sonra sıra geldi bir güne. Bir gün gazetesi bu kez olmayacak korkutamazsınız. Kanlı saldırı amacına ulaşamayacak. İşte söylemek istediğim buydu. Artık çok acılar çektik, gereken dersleri çıkardık. Bir daha toplumu korkutarak, onu manipüle ederek istedikleri politik çıkarları elde edemeyecek. Her kim olursa olsun, ulusal veya uluslararası çapta istihbarat olsun, şu olsun, bu olsun fark etmez. Teröre istediği sonucu vermeyeceğiz halk olarak devlet olarak millet olarak. Taksim saldırısının arkasında hangi karanlık güç olursa olsun bir gerçek var ki o da ülkenin umudunu, yaşam sevincini hedef almasıdır. Ülke insanının saldırıya verdiği güçlü reaksiyonu muhalefet partileri de sorumluluk bilinciyle sahip çıkarsa kilit tezgahın işleme şansı kalmaz denilmekte efendim. Dün altını masada Millet İttifakı'nın masasında bu konuları konuştular ki uzun bir toplantı yapıldı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ve orada da birlik ve beraberlik konusunda güçlü bir mesaj çıktı. Ki biraz sonra Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'na buraya dünkü toplantının ev sahibi Ali Babacan, Deva Partisi'nin lideri gelecek ve sorularımızı yanıtlayacak. Önce manşeti izleyelim, biraz sonra sohbete başlayacağız. Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci toplantısı, bir yıl içindeki sekizinci zirve. Masa, Deva Partisi Genel Merkezi'nde kuruldu. Liderler toplandı. Toplantı sekiz saat sürdü. Bu zamana kadar en uzun süreli toplantıydı. Toplantı sonunda liderler ortak metne imza attı. Bildiri yayınlandı. 28 Kasım işaret etti. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı masa olarak bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık. Liderler saat 12:00'de ulaştı. Ev sahibi Ali Babacan liderleri kapıda karşıladı. Masaya geçildi. Fotoğraf verildi. Altılı Masa'nın ilk gündem maddesi Taksim'deki terör saldırısıydı. Altı lider saldırı ilan etledi. Kaleme aldıkları ortak açıklamayı da toplantı sürerken duyurdu. Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarını hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde ve kararlıyız. Deva Genel Merkezi özel bir hazırlık yaptı. Işık gösterisi. Slide gösterisi de diyebiliriz. Tüm Türkiye'ye sağlığı mesajı iletildi. Taksim hashtag ile birlikte bu başsağlığı mesajını duvara yansıttılar. Toplantı 8 saatte sona erdi. Genel merkezden ilk önce Akşener ayrıldı. Ardından Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Gültekin Uysal. Ali Babacan liderleri kapıda uğurladı. Liderler uğurlanırken binadaki ışık gösterisi devam etti. Hemen demokrasi yazısı yansıtıldı. Duvarda liderlerinin fotoğrafının olduğu hemen demokrasi, yarının Türkiye'si için hemen demokrasi mesajının verildiği bir gösterinin yapıldığını, ışık gösterisinin yapıldığını söyleyebiliriz. Liderler ayrıldıktan sonra iki sayfalık metin yayınlandı. Terör saldırısı bildirde de lanetlendi. Başörtüsü konusunda bildirde yer aldı. Hiçbir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramayacak yazılıydı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası. Bildirde komisyon çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağı duyuruldu. Ortak Çalışma Grubu bir önceki toplantıda kurulmasına karar verilmişti. Bildirdi Ortak Çalışma Grubu'nun son durumu da ele alındı. Temel politik alanlarında yürüttüğü çalışmada önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ortak program düzenlenmesi karar alındı. Çalışmaların kamuoyundan takibi için web sitesi paylaşıldı. www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilecek. Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma talebi de görüşüldü. Masadan Bağımsız Türkiye Partisi'ne vize çıkmadı. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de altılı masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Twitter'dan konuştu. Futbolcu Ronaldo ile özdeşleşmiş gol sevinci olan, sakin olun paylaşımını yaptı. Paylaşımının devamında da yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız dedi. Altılı masanın 9. buluşması 28 Kasım tarihinde Demokrat Parti ev sahipliğinde olacak. Ve işte günün öyküsü böyle. Bugün ne yapacağız? Şöyle. 15 Kasım'da Halk TV'de Demokrasi Meydanı'nda birinci attığımızda terör ve bizim sorumluluklarımız hepimizin devletin, benim, sizin, medyanın kenetleneceğiz teröre, korku ve dehşet salarak bizleri manipüle etme ve politik çıkarlarını elde etme şansı tanımayacağız. Akıllı olacağız. Çok acılar çektik, çok dersler çıkardık. Birinci yolculuğumuz bu. Hemen yanında bir hat daha çekeceğiz. Dün Ali Babacan ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6 partili Millet Masası konuşmalarını yapacağız. Ali Babacan biraz sonra gelecek ve tam da zirvenin ertesi gününde burada demokrasi meydanında konuşacağız. 3. Hazır Ali Babacan gelirken işçi, memur, emekli, EYT'li, köylü, iş adamı herkesin zarip olduğu sorunları, ekonomiye dair meseleleri ve çözüm önerilerini konuşacağız ki Ali Babacan uzun yıllar ekonomi yönetimindeydi. Kültürden, sanattan da bahsedeceğiz gayet tabii ki. Bu arada dün Uçağa binmek üzereydim Ankara'ya gelirken. Galatasaray Başkanı'nı gördüm. Dursun Özbey. Hemen yanına gittim. Selamlaştık. Ankara'ya niye geldiğini sordum. Sonra bir baktım Ömer Üründül kızıyla birlikte Gezin Hanım'la birlikte her sabah bizimledir 10 yıldır. Spor yazarı biliyorsunuz Ömer Üründül. Sonra uçağa bindim. Bir baktım ön tarafta elinde kitap okuyordu. İlan Kesici. Yanına gittim. Ne okuyorsunuz dedim. Tantasından ne çıkarttı, bana ne gösterdi. Bu notları da ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım efendim. Ama önce gazetelerimizi okuyalım. Bu arada Halk TV'nin Ankara temsilcisi arkadaşım Özlem Çelik de geliyor. Birkaç dakika sonra sizlerle buluşacağız. Onu da buluşturacağım ve Ankara'nın kulislerini kendisine soracağız. Önce Kara Gazetesi, teröre geçit vermeyeceğiz diyor. İşte aradığımız duygu. Taksim'de yaşanan vahşete karşı 85 milyon tek yürek oldu. Seçime gidilen hassas süreçte muhalefet de hükümetin sorumluluğuna işaret etti. Altılı Masa'nın ortak açıklamasında terörle mücadele devletin öncelikli görevi bu mücadele sonuç alınana kadar sürmeli denildi. Vahşiyete karşı kararlı duruş vurgusu yapıldı. Türkiye'yi saldırılarla dizayn etmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz denildi. Manşetler böyle. Biraz evvel bir izleyelim. Kim sormuştu? Funda Hanım mıydı? Derin Hanım mıydı? Birisi sormuştu. Böylesine bir dönemde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı neden Endonezya'da, neden toplantısını, siyahatini iptal etmedi şeklinde bir soru sormuştu. Bu konuda bir haberimiz var. Bu haberi izleyelim. Fakat haberimizde olmayan, sonradan meydana gelen bir gelişme daha var. Erdoğan, Suudi Arabistan kralıyla Salman'la orada bir görüşme gerçekleştirdi. Burada bir terör kokusu var. Erdoğan ilk açıklamasında İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin terör dedi ama yine de Endonezya gezisini iptal etmedi. İstanbul'un kalbinde hem de en kalabalık gün ve saatlerden birinde İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Yayın yasağı getirildi. Sosyal medya karardı. Kameralar önüne geçip açıklama yapan ilk isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Burada bir terör kokusu var. Erdoğan Endonezya yolunda Atatürk Havalimanı'nda yaptı bu açıklamayı. Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Uçuştan kısa süre önce İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya'dan aldığı bilgileri paylaştı. 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise bu yine valimizden son ulaşan bilgi olarak söylüyorum. 53. Tabii bunun dışında böyle çizikti, şuydu, buydu vesaire gibi Farklı rakamlar gelebilir. Erdoğan'ın yaralı sayısı için kullandığı çizik falan sözü dikkat çekerken yardımcısı Fuat Oktay bir süre sonra yaralı sayısının 81'e yükseldiğini duyurdu. Olayın boyutları daha anlaşılmaya çalışılırken kesin olan Türkiye'nin kritik bir seçime gittiği ve 2016'dan bu yana ilk kitlesel terör saldırısının gerçekleştiğiydi. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Endonezya programını iptal etmedi. Patlamadan 2 saat 40 dakika sonra saat 19'da Bali'ye doğru hareket etti. Endonezya'nın Bali adasında da renkli bir törenle çiçeklerle karşılandı. Erdoğan'a Bali programında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.